T4'ten ve Yap Bakalım yarışmasından herkese merhabalar. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz sayın seyirciler? Bugün Yenikapı'dayız. Yenikapı metrosundayız. Elinde yine çok eğlenceli sorularım var. Çok eğlenceli görevlerim var. Bugün yine her zamanki gibi çok para dağıtacağız ve çok eğleneceğiz. O zaman ben hazırım, ekibim hazır ve siz sayın seyircilerimiz de hazırsa Yap Bakalım başlıyor. Yepyeni yarışmacılarımızı arıyoruz. Şu anda Yenikapı metrosundayız. Hemen mikrofonumuzu alalım. O zaman yarışmacılarımızı arayalım. Arkadaşlar, yok mu yarışmak isteyen, para kazanmak isteyen yok mu acaba? Dayıcım merhaba. Galiba kimse benimle yarışmak istemiyor. Var mı? Bir dakika siz bir dakika. O atıyorsun, tutuyorsun. Gel sen de kaçma. Yarışacak mısınız bizimle? Yarışacaksınız. O zaman sormayacaksın yarışma nedir, ne yapıyorsunuz diye. Tamam, sormuyoruz. Sormayacak mısınız? He, soralım. Sormuyoruz. Abi niye her şeyi kabul ediyorsunuz? Sormayın dedim. Sormayacak mısınız dedi. Soracak mısın? Sor o zaman. Evet, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şu an? Abi biz burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet, biz burada para dağıtıyoruz. Hem de nasıl para dağıtıyoruz biliyor musun? Eğlenerek. Tamam, biz de eğlenelim. O zaman hadi gelin yarışma. Hadi başlayalım. Evet, ben yarışmacılarımı buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Sol baştan sizleri bir tanıyalım efendim. Ben Pınar. Pınar Hanım. Bu kadar yeterli herhalde. Başka tanımayalım. Yok. Tamam, ben Pınar. Evet, Pınar'ı böyle tanıdık. Hemen sizi tanıyalım. Eren ben. Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyoruz. Yenikapı'dayız da İstanbul'dan katılman normal değil mi? Yenikapı'dan katılıyoruz şu anda. Ben de evet. Muhammed bu kadar yeterli bence de. Bu kadar yeter mi? Sen de bu kadar yeter diyorsun. Peki arkadaşlar, ilk etapta 4 adet sorum var. Ve şu anda üçünüz de rakipsiniz. Bakın, soruların bitmeden cevap vermeyin. Ve ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Hani rakip olduğunuz için ilk önce cevap veren de diğer arkadaşının önüne geçme şansı var. Yani eğer cevaptan emin değilseniz bile söyleyin ya tutarsa. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazır mısın? Hazırız. Hazırsın. Yüzde kaç hazırsın? 100. %100 hazırsın. Ben de %100 hazırım. Hazırım. Yüzde kaç hazırsın? Yüzde kaç? %100 diyelim. O zaman ilk sorum geliyor arkadaşlar. Gelsin mi? Gelsin. Geliyor. Evin hangi bölümünde yer alır? Lavabo. Mutfak. Lavabo, mutfak. Doğru cevap. 1-0. Sıfır. Ama mutfak dedi ama. Evet, devam ediyoruz. Küpün kaç köşesi vardır? 8. Önce o söyledi. Sen mikrofonu arkadaşa tutsana. Acaba soru bitse miydi? Oo. Sıkıntı oldu. Bir dakika, yapımcımıza soruyorum. Soru bittikten sonra mı cevap geldi? İptal mi? Tamam. Arkadaşlar, en başta uyardığım gibi soru bittikten sonra cevap alalım ki diğer arkadaşlar haksızlık olmasın. O zaman hızlı olan kazanıyordu ama. Soru bitti. Ya mesela ben dedim ki küpün kaç köşesi vardır? Soru işaretini sordum. Sen 8 dedin. O sırada hanımefendi veya sen de 8 dersen bir beraberlik söz konusu. Olsun, sıkıntı yok. Ben kazanacağıma inanıyorum. İnanıyorsun. Haydi bakalım inşallah. Evet arkadaşlar, o zaman sorumuz iptal olduğu için ikinci soruyu başka bir soruyla değiştiriyoruz. Fizik haritada dağlar ne renk gösterilir? Kahverengi. Kahverengi. Öyle mi? 1-0. Siz mikrofonu ortadan tutun, bak ben size duyamıyorum. Daha sesli olun ki ben de duyabileyim, tamam mı? 1-0-1. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yurt dışında ödül alan ilk Türk filmi bu ödülü kaç yılında almıştır? 2012. 2012'den daha geri gelelim. 2009. Daha geri. 2006. Daha geri. 2004. Daha geri. 1996'dan da geri gelelim. 1970. Daha da geri gelelim. 1950. 60'dan da ileri gidelim. 62. 62'den daha ileri gidelim. 64. Doğru cevap. 2-1-0. Son sorumuzdayız arkadaşlar.
Hala kazanacağıma inanıyorum. İnanıyor musun? Eyfel Kulesi kaç metre yüksekliğindedir? 500. İnelim. 200. 300. 300. Doğru cevap. Kaç oldun? 0. Sen kaç oldun? 1. Sen kaç oldun? 3. Arkadaşlar, arkadaşım size demek ister misiniz? Başarılar diliyoruz. Tebrikler. Memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Çok dikkat edin kendinize. Hayat size güzel şeyler çıkarsa. Kazanacağıma inanıyordum ama İnanıyordun olmadı. Ama olmadı. Başka yarışmalarda. Evet. İnşallah. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Evet. Bu Ketti değil mi? Pınar. Ha Pınar. Pardon. Sadece Pınar dedim. Sadece yani, Pınar ama... dedim. Evet. Özür dilerim. Benim hatam. Evet. Seni biraz daha tanıyalım. Pınar nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Kötü gidiyor. Niye kötü gidiyor? Yoğun. Yorucu. Ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun? Okuyor musun? Okuyorum. Çalışıyorum aynı zamanda. Ne okuyorsun? İki bölüm okuyorum. Biri moleküler biyoloji genetik, diğeri de çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi okuyorsun. Hangisi daha zor? Seni hangisi daha çok zorluyor? Genetik. Genetik daha zorluyor. Bakalım neler olacak? Evet. Şimdi buket olmayan Pınar. Evet. Pınar. Bizden bu etapta 100 TL kazandın. Ama tamam. Diyorum ki Pınar, gel istersen bunu kaplayalım. Bir üst tura geçelim. Bak bunun 200'ü var, 300'ü var. Hiç ikna etmeyin, evet tamam. Ha hadi. Direkt tamam, ikna etme diyor, tamam diyor. Tamam, o zaman ben soru kartlarımı geri veriyorum. Evet. Kasamızı da, paramızı da kasamıza veriyorum. Evet, elimde 3 adet görev var. Tamam. Tamam. Sen biliyorsun o zaman yarışmayı, ben anlatmıyorum. Hayır. Sen seç bakalım birini. Mavi. Mavi, aç, al. Vereyim, alayım. Sesli bir şekilde oku Pınar. Bakalım bu etapta Pınar'ı hangi görev bekliyor? Pimpon raketiyle yumurtayı kırmadan merdivenleri çıkıp inebilir misin? Kırarsan baştan başlarsın, iki hakkın var. Evet, yapabilir misin? Dengen nasıldır? Deneyelim. Deneyelim. O zaman seni hazırlayana kadar aynı anda kameralarımızı yap bakalım diyelim mi Pınar? Yap bakalım. 3, 2, 1. Aynı anda. Aynı anda. 3, 2, 1. Yap bakalım. Evet, Pınar'la birlikte ikinci etaptayız. Yap bakalım etapındayız. Pınar'ın görevini tekrardan bu etapta bir hatırlatalım sayın seyirciler. Bu etapta Pınar'ın görevi. Yumurtayı düşürmeden bu pimpon raketiyle şu şekilde dengede tutarak bu merdivenleri bir kere çıkıp bir kere inmesi gerekiyor. Buraya indiği takdirde bu yumurta kırılmadan bu etabı da başarılı bir şekilde geçiyor. Burada senin iki tane hakkın var. Şayet bir yumurtayı kırdın. Evet. Hemen sana yeni bir yumurta veriyoruz. Etabı tamamlaman için. Fakat yeni bir yumurta verdiğim zaman tekrardan buraya geliyorsun ve başlıyorsun. Hazır mısın Pınar? Hazırım. Sana bunları teslim ediyorum. Hazır olduğun zaman yarışmaya başlatıyorum. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? O zaman 3, 2, 1. Başladı Pınar. Evet Pınar çok dikkatli bir şekilde şu anda çıkıyor hızlı. Hızlı. Bakalım Pınar bu etabı başarılı bir şekilde tamamlayabilecek mi? Pınar tekrardan yukarı çıkıp aynı şekilde aşağı inmesi gerekiyor. Fakat yumurtayı düşürmeden arkadaşlar. Buradaki önemli nokta dengeyi sağlayabilmesi ve yumurtayı düşürmemesi. Evet şu an düştü gibi. Ne oluyor? Göremedim orada ben. Ama durdum, kameralarımız tamam. Görüyor. Evet. Evet biz de birazcık çıkalım. Hadi gel Cengizhan. Evet Pınar. Son bir turun. Aşağı inersen bu yumurtayı düşürmeden bu etabı başarılı bir şekilde tamamlayacaksın. Nasılsın? Dikkatin iyi mi? İyi bence. Asla dikkatini ben dağıtmıyorum değil mi? Dağıtıyorsunuz. Dağıtıyor muyum? Evet. Aa bak sen şu dikkatini dağıtıyormuşum Pınar'ın. Hiç öyle biri miyim arkadaşlar ben ya? Şu dikkat dağıtır mıyım? Asla. Evet Pınar. Efendim. Son 10 basamak diyelim biz buna. Yumurta ziyan olsun istemiyorum. Evet yumurta ziyan olmaz. Sen bunu düşürmeyeceksin gibi geliyor bana da. Hızlı bir şekilde ben iniyorum. Ben de indim. Son 3 basamak, 2 basamak, 1 basamak ve... Kazandım. Evet bravo. Gerçekten de yumurtayı düşürmeden pimpon raketiyle güzel bir denge sağladı. Seni tebrik ediyorum. Bu etapta bizden toplamda ne kadar kazandın biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum desem yalan olur. Evet bu etapta bizden toplamda 200 TL kazandın Pınar ama diyorum ki ikna edeyim mi? Yok tamam hadi. Etmeyeyim. Hadi. Devam mı edelim? Evet. Hadi bakalım o zaman ben ikna etmiyorum. Pınar bizimle birlikte 3. etaba geçmek istediğini söyledi. Bu yumurtaları da verelim. Bu arada cebimde bir yumurta daha var. Bu kırılırsa çok kötü olur cebim. Bunu da vermek istiyorum. Bunu da yedek olarak tutuyorduk arkadaşlar. Evet Pınar'cığım 3 tane oyun ama
Sadece ama sadece bir tanesini seçmen gerekiyor. Aynı şekilde seç bakalım. Kırmızı, neden kırmızı? Al, ben de bilmiyorum içinde ne çıkacak. Biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum ya. Bana da söylemiyorlar ki. Ne var? Aç testi, bir şey doku. 30 kişiye acı şalgam dağıt, 3 dakikan var. Herkes bir bardak alabilir. Şalgam sever misin? Çok severim. O zaman dağıtmak da sana düşer. Evet, Pınar'la birlikte 3. etaptayız. Koş bakalım etabındayız Pınar. Pınar, bu elimde 30 adet mükemmel şalgamlarımız var. Görevin, tekrardan hatırlatalım. Pınar'ın bu etaptaki görevi 30 adet şalgamı kaç kişiye, 30 kişiye, kaç dakikada, 3 dakikada dağıtması gerekiyor. Nasıl şalgamlarla aran? Çok severim. Çok seversin, dağıtırsın da. Umarım. Paylaşmayı seven bir insan evet, mısın? Çok severim. Evet, bugün biz seni ne kadar paylaşmayı sevdiğini bu 30 şalgamı 30 kişiye dağıtırken göreceğiz. Her bir şalgamı sadece ama sadece bir kişi içebilir Pınar. İçtiklerini de görmemiz gerekiyor. O zaman ben sana bunu teslim edeyim. Hazır olduğun zaman. Zaman dökme. Hazır mısın? Hazırım. Süreni başlatıyorum. O zaman süren başlıyor. 3, 2, 1 ve süren başladı. Evet Pınar, çok hızlı bir şekilde şalgamlarını dağıttı ve şu an 40 saniye oldu. Aa, Pınar ne oldu? Abla çarptı. Döküldü mü? Evet. Tamam. Onu sen içersin, tamam mı? Tamam. Son iki kişi mi? Evet Pınar. Beğenmedin mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Pınar sen de içtin. Çok hızlı oldu. Bak kaç dakika olmuş? Hatta süren de 1,5 dakika olmuş Pınar. Tamam ne? Bitirdin. Bravo, başardın. Evet, 500. Bravo. Evet. Heyecanlandı. Şalterler bir yandı sende. Evet. Pınar çok kolay oldu sanki. Biraz kolay mı oldu bu görev? Üstüne mi döküldü? Evet. Evet, biraz talihsizlik yaşadın. Biz bunu senden alalım. Geri verelim. Pınar. 500 TL. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güzel günlerde harca. Ayakkabımı temizleteceğim. Evet, şu anda Pınar'a şalgam döktü. Ama birazcık talihsizlik oldu. Olur. Çünkü diğer görevler çok kolaydı Pınar. Birazcık zorlaman gerekiyor, zorlanman gerekiyordu. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kal. Çak. Evet, ben yarışmacılarını buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Ben İsmail. Daha yakın tutalım mikrofonu, duyalım. Ben İsmail. İstanbul'da Esenler Bağcılar'da oturuyorum. Mardinliyim. Mardinlisin. Evet. Yarışmaya Bağcılar'dan katılıyorum. Yarışmaya Bağcılar'dan katılıyorsun. Evet, ne iş yapıyorsun? Ben kuş işi, pet show işiyle uğraşıyorum. Efendim? Muhabbet kuşu üretimi. Muhabbet kuşu üretimi. Evet. Pet show türü üretim satım yapıyorum. O işle uğraşıyorum. İşim bu yani benim. Burada ne yapıyorsun? Öyle gezmeye mi? Burada gezme amaçla geldim. Bazı kendi işlerim var. İşte yarışı da yapıyorum bu arada. Midi falan satıyorum. Hani yetişmeye çalışıyorum. Her türlü iş var bence diyorsun. Tabii. Her türlü iş var. Ekmeğini kovalıyorsun. Ben ekmeğin peşimdeyim. Tamam, ne güzel. Hemen size geçelim efendim. Benim adım Furkan. 24 yaşındayım. Öğrenciyim. Elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. 2. sınıf. Evet. Arkadaşlar ilk etapta 4 adet sorum var. Ve şu anda rakipsiniz. Yani şu an birbirinizi de tanımadığınız için daha önce de rakip olmamışsınızdır diye düşünüyorum. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. İlk sorum geliyor o zaman. Humus hangi bakliyattan yapılır? Humus hangi bakliyattan yapılır? Aslında çok basit bir soru. Bilmeniz lazım. Hangi bakliyattan? Say bakliyatları. Sen de say. Bakalım hanginiz doğru cevabı verdi. Fasulye olabilir mi? Fasulye değil ama yakını gibi. Aynı türde miydi? Değildir. Aynı türde değildir arkadaşlar. Evet. Nohut türü olabilir mi? Nohut. Doğru cevap. 1. Tebrik ederim. Bravo. 1-0. Devam ediyoruz. İkinci sorumuzdayız sayın seyirciler. İstanbul Elektrik Tramvay Tünel İşletmeleri'nin kısa adı İETT. Nedir? İETT. Doğru cevap. 1-1. Devam ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü'nün simgesi olan hayvan hangisidir? Aslan. Aslan. Önce o söylediği için.
Ama şimdi kazanır desen öyle. Ama dediğim ya sana rakipsin dedim. Ne anladın? Tamam 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 ben şimdi. Tamam sen 2-1 önde orayız. 2-1 önde şu anda. 2 1 devam ediyoruz. 3. değil, 4. değil. 4. sorumuzdayız arkadaşlar. Evet, son sorumuzdayız. Eğer bu soruyu sen doğru cevaplarsan şu anda bir beraberlik söz konusu olacak. Fakat sen doğru cevaplarsan bir üst tura geçmeye hak kazanacaksın. Gelsin son sorum. 2007'de Eurovision şarkısı yarışmasında ülkemiz kaçıncı olmuştur? Üçüncü. Üçüncü. Değil. İkinci. Hiç değil. Ne olabilir? Dört. Yedi. Dört. Dördüncü. Doğru cevap. Üç. Bir. Seni maalesef uğurlamak durumundayız. Arkadaşım bir şey demek ister misin? Hoşça kal. Kendine dikkat et. Hoşça kal. Kendine dikkat et. Evet, bunu geri verelim arkadaşlar. İsmi neydi tekrardan alayım? Furkan. Furkan. Bu etapta bizden tamı ne kadar kazandın biliyor musun? Biliyor musun? Bu etapta bizden Furkan toplamda 100 TL kazandı. Sana bunu vermek istiyorum. Fakat diyorum ki Furkan, istersen bunu kasamıza geri verelim. Yeni görevlerimizi alalım. Bu işin 200'ü var, 500'ü var. Ne diyorsun? Bir dahaki oyun mu olacak? Evet, oyunlar olacak. Ne olacağını dair fikrim yok, tamamen rastlıyorum. Benim de yok. İnan benim de yok Furkan. Ama bak, bu 3 tane rengarenk güzel duran zarflardan birini alacağız. Bence eğlenceli bir oyun havası geliyor, kokusu geldi burnuma. O zaman oyun oynayayım ben. Oynayalım mı? Bunu geri veriyoruz, oyunlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Evet, Furkan elinde 3 adet zarf var. Sonra direkt seçiyorsun. Direkt seçiyorum. Seç gitsin Furkan. Aç, sesli bir şekilde oku. Bakalım Furkan'ı bu etapta hangi oyun bekliyor arkadaşlar? Bir kase yeşil zeytini 2 dakika içinde ye, çubuklarla. Evet, çubuklarla yani chopstick'lerle. Bir kase yeşil zeytini 2 dakika içinde yemen gerekiyor. Yapabilir misin? Yaparım. Yaparsın. Yaparım. O zaman aynı anda kameraları yap bakalım diyelim mi Furkan? Yap. 3, 2, 1. Yap bakalım. Evet, Furkan'la birlikte ikinci etaptayız arkadaşlar. Yap bakalım etabındayız. Furkan, bu etapta toplamda 2 dakika içerisinde, hemen kronometremizi alalım. Toplamda 2 dakika içerisinde bu chopstick'lerle elimizdeki yani bir kase dolusu yeşil zeytini bitirmesi gerekiyor. Furkan, yapabilir misin? Yaparım. Yapar mısın? Yaparım. Zeytinlerle aran nasıl? İyi, güzel, öyle çok bir şeyim yok ama. Kahvaltıdan kahvaltı. Evet. O kadar diyorsun. Kaç mesela bir kahvaltıda Furkan, kaç adet zeytin yersin? En fazla 4. En fazla, hiç geçmez mi 4'ü? Yok, çok öyle dediğim çok aram yok ama yiyebilirim. Peki yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi? Yeşil daha çok seviyorum. Yeşil, o zaman bugün Furkan'dan yana bir gün oldu. Evet. Furkan, ben bunu hemen omuzuma asıyorum. Astım, saçım da bozuldu asarken. Evet, şöyle düzeltelim. Evet Furkan, hazır olduğun zaman ben senin süreni başlatacağım. Tamam, ben hazırım. Hazırsın. Hazır. Bu kadar hazırsın yani. Eminsin, heyecan yani, var mı? Yok, az biraz var tabii. Yüzde kaç vardır? 25. Bu chopstick'leri göster bakalım. Tutabiliyor musun? Nasıl? Yok, hiç tutamam ben. Tek elle yemeyi düşünüyorum. Tek elle, nasıl yiyeceksin? Kürdan gibi kullanmayı düşünüyorum daha ziyade. Yapamaz mı? Olmaz. İkisi arasında tutman lazımmış. Vallahi. Ya ne bileyim, istersen iki şöyle tutarsın, ne bileyim. Bak. İkisi arasında mı tutman lazım? Ha, anladım. Ya şöyle tutarsın işte. O zaman biraz daha. Biraz kendini ayarla Furkan. Bunun gibi. Aynen, oluyor, tutuyorsun. Tamam. Oluyor. O zaman hazırsanız süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1, süren başladı Furkan. Götür gitsin. Yapıyorsun işte. Oo, tertemiz. Evet, Furkan'ın süresi zeytin yemesi kadar hızlı ilerliyor arkadaşlar. Herhalde Furkan bir ay boyunca zeytin yemez. Yer mi Furkan zeytini? Evet Furkan, 1 dakikayı geride bıraktın. Kaldı 58 saniye. Evet Furkan'ın son 4 zeytini kaldı arkadaşlar ve bir o kadar da 30 saniyesi kaldı. Büyük ihtimalle de 30 saniye deyince bir durdu, bir rahatladı, bir nefes aldı.
Ve son ikinci zeytini ve son zeytini de alarak 1 dakika 45 saniyede bitirmiş oldu Furkan. 2 dakika verdik. Bayağı da iyi yedim. İyi misin? Sen bir ağzındakileri bitir, biz bunları geri verelim. Bir rahatla. Zeytinleri yut. Aman bu olma, dikkat et. Başta zeytin güzeldi de. Sonradan bir biraz fazla yiyince tuzlu. Tuzlu olunca evet. Biraz öyle olur Furkancığım. O zeytini öyle çok yersen zaten bunlar hep başımıza gelebilir. Evet Furkan. O etapta bizden 200 TL kazandın ama diyorum ki bu zeytinleri yedin, arkadaşını eledin. Kalmış 500 TL'lik bir oyun. Yemek. Son etap. Yani olma yemek de olma ihtimali var. Yemek olmama ihtimali de var. Yani ben bilmiyorum kartın içinde, zarfın içinde ne olduğunu. Anladım. Bilirsem. Ben devam etmek istiyorum. Kopya verirdim ama bilmiyorum. Devam etmek istiyorum. Devam etmek istiyorsun. Evet. O zaman kart veriyoruz. Paramızı zarfımıza alıyoruz Furkan. Anlatmama gerek yok. Seç bakalım. Turuncuyu aldı. Aç, sesli bir şekilde oku. Çember çevirmesi için 15 kişi ikna et, 3 dakikam var. Çemberi çevirmesi için 15 kişiyi ikna etmen gerekiyor 3 dakika boyunca. Yani bu, peki sayın yapımcım, bunu böyle belimizde mi çeviriyoruz? Ha, 15 kişiyi böyle belimizde çevirmesi için ikna edersen 500 TL'yi kapacaksın bu yarışmadan. Çok zor. O zaman seni hazırlayana kadar, çemberlerimiz hazırlanana kadar hop diyecekken çemberimiz geldi mesela. Dene bakalım, sen çevirebilecek misin? Yok, benim yaptırmak ya görelim. Sen evet. Yapsan denesen. Ama bak sen dene ki biz görelim. Evet, gerçekten böyle yarışmacılar herkese nasip olmaz arkadaşlar. Deneyelim mi? Evet, deniyoruz şu anda. Evet, arkadaşlar bunu şöyle şöyle çevirmemiz gerekiyor. Tabii elle değil, bunu tabii birazcık o dönme hareketiyle yapmak. Yarışmayı daha iyi anlayabilmem için. Evet, yarışmayı daha iyi anlayabilmen için ben sana şu anda yardımcı oluyorum yeterince bence. Biz fazla uzatmayalım, çemberimizi de geri verelim. Bir sonraki tura geçelim, seni de hazırlayalım. Evet, Furkan'la birlikte 3. etaptayız. Koş bakalım etabındayız. Etabımızı tekrardan hatırlayalım. Furkan'ın toplamda 3 dakikası var bu ve bu elimizdeki çemberlere 3 dakika içerisinde toplamda kaç kişiydi? 15 kişi çevirmeye ikna ederse bizden büyük ödülü kazanacak bugün Furkan. Furkan, sana güveniyorum. Bu çemberi sana emanet ediyorum. Sen bu işi yaparsın. Sen kafana koydun, her şeyi yaparsın Furkan. Hazır mısın? Çok hazır değil gibi geldi. Evet, çok hazırım. Çünkü çok da kalabalığı göremedim o yüzden. Bir sürü kalabalık bunlar ne? Yok, daha kalabalık olsaydı daha iyi olur. Olur, o da olur. Ama... O da olur. Furkan, sen bir başla. Bir bismillahirrahmanirrahim devamı gelir. Evet, o zaman hazırsan süreni başlatacağım. Hazır mısın Furkan? Furkan hep bir analiz yapıyor ya. Furkan, bak bakalım etrafa. Yeterince bir şey var mı kalabalık? Gençleri ikna edebilirsem yapma ihtimali. Yaparsın var. Bence de. O zaman hazır olduğun zaman süreni başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım dedi, başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman 3 2 1 süren başladı Furkan. Hocam bir kere çevirme ihtimali, bir kere çevirebilir misin etrafında? Eyvallah, çok teşekkürler. Bir kere çevirebilir misin? Bir. Bir kere hemen 3 saniye. Bir kere çevirebilir misin? Bir kere. Beni gören kaçıyor. Bir kere çevirebilir misin? Yarışmadayım lütfen, çok az. Hemen. Bir kere çevirsen yeter. Yalnız insanlar kaçıyor gerçekten. Bakalım Furkan tamamlayabilecek mi arkadaşlar? Şu anda 40 saniyeyi geride bıraktı Gören Furkan. Kaçması aslında... Benim sayılmıyor. Bir kere ya. Bir saniye. Amca bir kere çevirebilir misin etrafında? Yarışma var da. Lütfen. Hemen hemen. Evet Furkan. Kaldım. Etrafımızı bir kere çevirebilir misin şimdi? 2 dakikan kaldı. Furkan bak, daha açık olmalısın ama. Daha açık ama. Olun. Beni gör. Şunu elinde gören kaçıyor. Arkanda tut. Nasıl ama? Arkanda tut. Bir şey yap. Hocam. Şunu bir kere etrafında çevirebilir misin? Bir kere etrafında çevirme ihtimalim var mı? Yarışma vardı. Bir kere ya. Ne? Hemen şunu etrafında çevirebilir misin? Yarışma vardı. Para kazanacağım ben. Hemen 3 saniye ya. Ne yapacaksın? Etrafında bir kere çevirsen yeter. Bir kere. Yeter. Çok teşekkürler.
çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet Furkan. Son bir dakikan. Kaç kişi kaldı? 12. Ben daha fazla gerçekten şey yapmayayım. Az kalmış. Hiç devam etmeye çalışmayayım. Sen pes mi edeceksin? Pes edeceğim ya. 2 dakikada 3 kişi oldu. Tamam, durduruyorum. Ama kalabalık olmuştu. 2 dakikada 3 kişi oldu. Çok zor. Hani çok zor. Süren var. Evet. Yani üzüldük şu anda. Ben de üzüldüm biraz. Ama keşke devam etmeye çalışsaydın ya. Ama dedim ki hani 2 dakikada 3 kişi yapınca... Ama öyle matematik yapma yani. Bunun başka matematiği var. 2 dakikada 3 yaparsın. Son 1 dakikada 12 yaparsın. Belli olmaz. İnancım yoktu açıkçası zaten. Başlarken de Furkan, çok yoktu. Furkan'ın çok inancı yok arkadaşlar. Olsun Furkan. Sağlık olsun. Başka yarışmalar diyelim. Kendine çok dikkat et. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim ben de. Hoşça kal. Teşekkürler. Evet, bir yap bakalımın daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm oldu arkadaşlar. Bugün Yenikapı'daydık, Yenikapı metrosundaydık. O şanslı yarışmacılarımızı bugün Yenikapı metrosunda aradık. Çok da güzel yarışmacılarımız vardı. Başka bölümlerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.